Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yorum Akla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz tulum modelinin çalışmasını yapacağız. Tulumumuz şöyle gördüğünüz gibi ön kısmında bacağa kadar uzanan, bacak bölümüne kadar uzanan bir burgu modelden oluşmakla böyle farklı bir burgu modeli oldu. Gayet de şık oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz ve bu videomdan kolaylıkla da bu tulumu yapabilirsiniz. Tulumumun ölçüsü 6-12 aylık çocuklar içindir. Ben elimde bir tulum örneği vardı ve bir manken bebeğim de vardı arkadaşlar. Onu ölçerek yaptım ve birebir ölçüler tam 16-12 aylık çocukların rahatlıkla giyebileceği bir ölçüdedir. Hatta şu bacak kısmında ben sadece hani şimdi giyebilsin diye hani kısa bir lastik yaptım. Ama derseniz ki birazcık daha hani büyüdüğünde giyebilir, boyu uzun dur derseniz şu lastik kısmını uzatırsınız. Şöyle kıvırarak da kullanabilirsiniz. Yine kolları da aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben kıvırmadan tercih ettim. Şimdi sizlerle tulumumun ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Öncelikle A kısmına kadar olan ölçüsü 27 santim arkadaşlar. Şöyle. Evet, A kısmına kadar 27 santimlik bir ölçü var. Şimdi beden ölçüsünü paylaşıyorum. 25,5 santimde bir beden ölçüm var. Bacak kısmını paylaşıyorum. Şöyle de. Şimdi lastik kısmına kadar A'dan lastik kısmına kadar 13 santim, lastik kısmı ile birlikte 18 santimlik bir ölçüm var. Yine kol da aynı şekilde. Yine kol da lastik kısmına kadar 13 santim, lastik kısmı ile birlikte 18 santim oldu. Tulumlarda dikkat etmeniz gereken genellikle çok soru geliyor. Kol boyunu kaç santim yapacağım? Neye göre ayarlayacağım? Bacak boyunu kaç santim yaptıysanız kol boyunu da o kadar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bacak ve kol eşit olması gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. Yine kapşonumun ölçüsü de yine videomun içerisinde mevcut. Hani o kısmı örerken de ölçüyü de sizlerle paylaştım. Tulumumuz bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Tulumumuza takım olarak da şöyle de bir bere çalışması yaptım. Yine tulumumun bu bereyi de yayınladığımda tulumumun açıklama kısmında berenin linkini görebileceksiniz. Gayet şık. Bu aslında aynı burgudur. Sadece buradaki sıra sayıları farklı. Böyle takım olarak da hazırlayabilirsiniz. Umarım modelimi beğenirsiniz ve kolaylıkla yaparsınız arkadaşlar. Şimdi dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Ama öncesinde kullandığım malzemeleri tanıtmadım. Onlardan bahsedeyim. Tulumda kartopu Baby One kullandım. 100 gram 250 metredir anti peeling özelliğe sahiptir. Şöyle kodunu da göstereyim. K544 kodu var. Bu tulumum için 3,5 tane ip kullandım. Tığ olarak da 5 numara 3 milimlik de bir tığ kullandım. Sadece şu lastik kısımlarında yarım santim tığımı küçülttüm. Hani böyle birazcık daha toplasın diye. Evet, malzememiz de bu şekilde. Şimdi artık tulumumuzun yapımına geçebiliriz. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, tulumumuzun yapımına başlıyoruz. Ben toplamda 68 artı 2 yani 70 tane zincir çektim. Şimdi bu zincirimizin üzerinde ön kol ve arka bölümümüzü ayıracağız. Benim çekmiş olduğum zincir 30 santimlik bir zincir. Şimdi ön için şöyle ipimi doluyorum. 1, 2, 3 ve şöyle dördüncüye trabzan yapıyorum. Bu ilk baştakini de sayarak 1-2 tane trabzanım oldu. 10 tane trabzan yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Burada yuvamızı oluşturmuş olduk. Şimdi kol için bunu da sayarak 14 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane trabzanımı yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. Şimdi bunu da sayarak arka için 19 tane trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6. Yine 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine trabzanımı yapıyorum. Evet, bunu da sayarak kolumuz için de yine 14 tane trabzan yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Yanındakine trabzanımı yapıyorum. Bunu da sayarak ön içinde 10 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, 10 tane ön içinde yaptık. Böylelikle ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıramızla devam edelim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Burada bir tane trabzan yapmış olduk. Şimdi 5 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Şimdi burgumuz 8 trabzan üzerinden yapılacak. Ama benim ilk sırada 8 tane yeterli trabzanım yok. Olmadığı için burada bakın 2, 4, 5 tane ilmeğim var. Bir tane burada artıracağım. 6 tane lastiğim olacak. Sonrasında bunu 8'e bir üst sırada 8'e çıkartmış olacağız. O yüzden burada bir yarım burgumuz olacak. Eğer siz daha büyük yapıyorsanız ve burada 8 tane ilmeğiniz kaldıysa 8 tane lastiğinizi yapın arkadaşlar. Şimdi benim 8 tane yeterli lastiğim olmadığı için bakın hani burgu modelim olmadığı için burgum için yeterli ilmeğim olmadığı için 5 tanesini yapacağım. Şimdi ipimi doluyorum. Lastiklerimizi şu anda biz örneğimizin ters yüzündeyiz. O yüzden düz yüzünde olması için burgularımızın şöyle arkadan öne doğru geliyorum. İlk trabzanımı lastik olarak alıyorum. Tekrar ipimi doladım. Bu ikinciyi hemen bu şekilde arkadan öne doğru geliyorum. İlmeğimi alıyorum. 2. Buna yine 3, 4. Şuradaki artırma yerindekini de alıyorum. Ve 5. Şimdi burada bir tane daha aynı bacağı yani şuradaki artırma yerimi aynı yere bir tane daha lastik olarak alacağım arkadaşlar. Bakın. Yani şu bir lastiğimizi şuradaki bacağı yapmıştık artırma yerinin bacağına. Yine oraya bir tane daha yapıyoruz. Şimdi şöyle aşağıya doğru çekiyorum. Şuraya bir tane daha yapıyorum. Evet, burada 6 tane ilmeğim olmuş oldu. Şimdi ipimi doladım. İçerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Yanına bir tane daha
trabzanımı yapıyorum. Ve tekrar bir tane daha trabzan. Yani aslında burada yuvaya 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan şeklinde artırmamızı yapmış olduk. Şimdi tekrar ipimi doluyorum ve devam ediyorum bu kısmı trabzan olarak. Şimdi şöyle görüntümüze bakalım. Bakın 2, 4, 5 şunlar da lastik olarak burada. Bu kısmı trabzanla devam edeceğim. Sadece burgumuzu ön kısımlarda yapıyoruz. Kol arka kısmında burgu yok. Çok değişik farklı bir burgu. Benim çok hoşuma gitti. Aynı zamanda bu burgunun berisini de yine sizlerle paylaşacağım tulumdan sonra. Tulumun bir önceki videomda bu burgu modelinin yapımı arkadaşlar. O videoyu da izleyerek kolaylıkla yapabilirsiniz burgu modelini. Şimdi yuvaya bir tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir ve tekrar yuvaya bir tane daha, 2 tane daha trabzan yapıyorum. Yani bu sırada yuvalarda 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan var. Şimdi yine devam ediyoruz. Şu ön kısma kadar gelelim. Evet, ön kısma kadar geldim. 2 tane trabzan yaptım, 2 zincir çektim ve 1 tane trabzan yaptım yuvaya. Şimdi ipimi doluyorum. Şu bacağı, yani yuvanın diğer bacağına bir lastik ve aynı yere tekrar bir tane daha lastik yapacağım şu şekilde. İki lastik yaptık. 3, 4, 5 ve 6 tane bu şekilde lastiğimizi yapmış olduk. Burgumuz için 6 tane ilmek yaptık. Siz dediğim gibi daha büyük yapıyorsanız eğer bu öndeki sayınız daha fazla olacaktır ve 8 tane burgu için 8 tane ilmeğiniz olacaktır arkadaşlar. Şimdi buraya da 5 tane trabzanımızı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 3. sıramızla devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Şimdi 5 tane trabzanımızı da yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzanımı yaptım. Şimdi bakıyorum, benim burada 2, 4, 6 tane lastik yaptım. 1 tane de yuvamın içerisinde var. 7 tane lastiğim var. Bu şekilde hesaplıyoruz. Şimdi ipimi doluyorum. 2 kere doluyorum. Dörtlü olarak ayıracağız. Önce ilk dörtlüğü yapalım. Bir, iki tanesini atlıyorum. Üçüncüye şöyle belinden, bakın ön belinden tutuyorum. 2, 2 ve 2 şeklinde çıkarıyorum. Tekrar iki kere doladım. Dördüncü ilmeğimi alıyorum bu sefer. 2, 2 ve 2 olarak çıktım. Şimdi burada geride kalan 2 ilmeğimi normalde burgularımızda dolarız ve gerideki şu ilkini alırız. Sadece tulumumuzun bu kısımdaki burgularında şu üstten gelen burguların altından itibaren, bakın şöyle ikisinin altından itibaren geliyorum ve şu ilk bıraktığımı alıyorum. Ama bu şekilde zorlanabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Şu burgularınızı aşağıya doğru yatırın. Bakın şöyle bastırdığınızda bir ve iki tane geride bıraktığımız ilmeklerimiz kendini gösteriyor. Şimdi şöyle tığımı iki kere doluyorum.
Şu burgularımı yatırdım. İyice döndüm bu tarafa. Bakın ilmeklerim şurada. Şöyle çıkaralım onları iyice gün yüzüne. Ve bunu alıyorum. Bakın ilmeği yine şu şekilde lastik olarak alıyorum. Aldım. İçinden çıkardım. Yine 2-2 üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 kere doladım. Yanındakini alıyorum. Lastik olarak. 2-2 ve 2. Şimdi şöyle bir düzenleyelim. Bakın. Şimdi üstten gelenler bu tarafa doğru gidiyor. Alttan gelenler de diğer tarafa, yani şuradaki burgulara bakacak. Şimdi tekrar ipimi doluyorum. Burada bakıyorum 3 tane ilmeğim var. O zaman şu 1-2 tanesini atlıyorum. Üçüncüye lastik olarak alıyorum. Sizin 4 tane varsa buradaki dörtlüyü yapın, 2 atlayın. Üçüncü ve dördüncüye olarak batın arkadaşlar. Şimdi 2-2 ve 2 çıkarıyorum. İpimi doluyorum. Geride 2 tane var. Burada bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Yani burgumuzu yatırıp almıyoruz. Çünkü bunların birbirine bakması gerekiyor. Şu alttan gelenlerin de öteki tarafa. Evet, şimdi geriye döndüm. Şu ilk burgumu alıyorum. Yani ilk birinci bıraktığımı. Daha sonrasında da şu ikinciyi alıyorum. Şimdi şöyle de bir bakıyoruz. Bakın şöyle. Evet, üstten gelenler bakın bu tarafa, bu da yine o tarafa bakıyor. Yani ters taraflara. Alttan gelenler de birbirine bakıyor arkadaşlar. Şimdi burada yuvaya bir tane trabzan yapalım. 2 zincir ve aynı yuvaya tekrar bir tane trabzan yapıyoruz. Altta 2-2 yapmıştık. Üste 1-1 yapıyoruz. Ve sonrasında da yine devam ediyoruz trabzanlarımızı yapmaya. Gerçekten çok güzel bir burgu. Yani farklı bir burgu. Hani bilindik burgulardan değil. Mutlaka görmüşsünüzdür. YouTube'da bir yerlerde. Ama çok yaygın değil. Ben bu burgunun sadece burgu olarak yapımını paylaştım. Bir önceki videomda burgunun yapımı mevcut. Hani oradan da bakarak daha kolaylıkla da öğrenebilirsiniz. Bu tulumda da yine elimden geldiğince ayrıntılı olarak göstermeye çalışacağım. Şimdi yuvama geldim. Yuvama bir trabzan, şöyle 2 zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Burada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu iple yapıyorum ben, ama aynı tulumu Alize Soft ile de yapabilirsiniz. Yani böyle tüylü tüylü bir iple müşecik farklı bir boyutta kazandırabilirsiniz. Ben bu tulumu o iple görmüştüm aslında. Hani böyle tüylü tüylü güzel bir kürklü gibi böyle gözüküyor. Normal iplikle yapmak istedim. Çünkü o iplikle videoda gözükmüyordu. Yani hangi ipi tercih etmek isterseniz. Evet, şimdi dilerseniz şu ön kısma kadar gelelim. Şimdi bu yuvaya kadar geldik. Yuvamızda bir trabzan yaptım. Tekrar yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakıyorum. Burada ne yapmıştık? Burada yine ilkinde ilk burgumuzda, yani dörtlü burgumuzda 2 tane üstten, 2 tane de burgunun altından almıştık. Yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Ama burada 3 tane ilmeğim var. O yüzden ne yapıyorum? İkinciden alıyorum. Burada 4 tane olsaydı üçüncüden alacaktım. İkinciden şöyle 2 kere doluyorum. İkinciden alıyorum ilmeğimi. Yani geride 1 tane bıraktım. 3'te çıktım. Tekrar 3.den alıyorum. 2 kere doluyorum ve geride bırakmış olduğum bu 1 taneyi alacağım. Eğer sizin 8 tane varsa trabzanız, burada zaten 2 tane ilmeğiniz kalacak. Şöyle burgularımı yine yatırıyorum. Bakın şuradaki ilmeğimi alıyorum. Şöyle lastik olarak alıyorum arkadaşlar.
Yine 2, 2 ve 2, 3 kere de çıkardım. İpimi 2 kere doluyorum. Şimdi burada 4 tane ilmeğim zaten var. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüden alıyorum. 3 kere de çıkardım. Dördüncüyü yine 3 kere de çıkarıyorum. 2 kere doladım. Şu geride bırakmış olduğum 2 taneye geri gidiyorum. Dediğim gibi sadece ilkinde alttan alıyoruz. Diğerinde geri gidiyoruz bu şekilde. Geride bıraktığım ikinciyi de alıyorum. Ve buradaki bu 5 tane trabzanımı yapıyorum. Burada artırma yapmayın sakın arkadaşlar. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi burgularımıza şöyle bir bakacağız. Bakın bir buradaki burgunuza, bir de buradaki burgumuza bakalım şöyle. Bir de buradaki burgumuza. Bakın yönler aynı. Burada üsttekiler bu tarafa doğru bakıyor. Alttakiler bu tarafa. Yine buradakiler o tarafa. Alttakiler bu tarafa. Her iki tarafın burgusu da birbirine eşit oldu. Şimdi döndürüyoruz. Ters yüzümüzdeyiz. Dördüncü sırada. Bir zincir. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Ve bununla birlikte 5 tane trabzanımızı yapalım. 3, 4, 5. Şimdi bakıyorum burgularıma. Şimdi bu burgularımı toplayacağım. Yani sırayla ne görüyorsam onu alacağım. Şimdi bakıyorum ilk başta, yani önümdeki ilmekler hangileri? Bunların ikisi. Bunları lastik olarak alacağım. Bakın ikisi ise, ikisi şunların, şu üstten gelenler ilk iki. Şöyle ilkini lastik olarak alıyorum. Bakın bu şekilde lastik olarak aldım. Trabzan yapıyorum. Normal ikili trabzan yapıyorum. İkinciye bakıyorum. Önümde hangisi? Bu. Bunu da alıyorum. Şimdi bakıyorum şu alttan gelenlerde sıra. Yine bunları da böyle lastik olarak alıyorum. Arkadan yapıyoruz lastiklerimizi çünkü örneğimizin düz yüzü o taraf. Tekrar ipimi doladım. Dördüncüyü de alıyorum. İpimi doluyorum. Şimdi buraya bakıyorum. Buradan bir tane geliyor arkadaşlar. İlk sıramda bu. Bunu alıyorum. Şöyle bakın. Alttan gelen ilk önümde görmüş olduğum bu. Bunu alıyorum. Sonra şu üstten gelenler, üstteki burgularımız. Bunu alıyorum. Sonra da bunu alıyorum. Benim burada 7 tane, 2, 4, 6, 7 tane lastiğim var. Şunu da lastik olarak alıyorum ve 8 tane lastiğimizi yapmış olduk. Şimdi ipimi doluyorum ve şurada 2 tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. 2 zincir aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum yine. Ve devam ediyorum. Altta bir trabzan, bir zincir, bir trabzandı. Şimdi burada gördüğünüz gibi 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. Diğer burgu yerine kadar gelelim. Evet, öndeki lastiğe geldik. Öndeki burguya geldik. Yuvaya 2 trabzan. Bu aralardaki yuvalara da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Yuvaya 2 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada yine aynı diğer taraftaki gibi toplayacağım bunları. Şimdi öncelikle şu bir tane trabzanımı lastik olarak alıyorum. Çünkü burayı yine diğer taraf gibi 8 tane lastik yapacağız. Yani burgumuz için. Şimdi bakıyorum yine üstten gelen benim önümde, hemen önümde görmüş olduğum ilmeğim bu. Önümde görmüş olduğumu alıyorum. Yine arkadan lastik olarak alıyoruz. Daha sonra onun yanındaki ve sonrasında da şu alttan gelen. Bu sırada trabzan olarak yapıyoruz. İki kere dolamıyoruz. Şimdi burada bakıyorum. Benim önümde direkt bunlar. Bunu lastik olarak alıyorum. Yanındakinde yine. Sonrasında şu üstten gelenler, bakın ilmeğim şurada. Ve diğerini alıyorum. Burada toplamda 8 tane
Trabzanımızı yaptık. Şimdi kalan 5 trabzanımı yapıyorum. Bunları normal ilmeklerine batarak, bakın bu şekilde. 3 4 5. Evet. Bakın. Burgumuz bu şekilde oluşmaya başladı. Şimdi tekrar bu sırada yine burgu yapacağız. Yani bir sıra trabzan tersten gelirken trabzan düz yüzünde de burgularımızı oluşturuyoruz. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Hemen dibine trabzanımızı yapıyoruz. Ve 5 tane trabzanımı yapalım. Bununla birlikte 2, 3, 4, 5. 5 tane yaptık. Şimdi bakıyorum. Burada benim 4 tane burgum var. Hemen ipimi 2 kere doluyorum. 1, 2 tane atlıyorum. 3.'ye belinden lastik olarak yapıyorum. Ve 3 kere de çıktım. Yine 2 kere doluyorum. 4.'yü de yine böyle belinden kavruyorum. Ve 2 2 çıktım. Şimdi 2 tane doluyorum. Bakın arkadaşlar, eğer yatırarak da zorlanıyorsanız şu şekilde altından geleceksiniz. Şu ilk trabzanımı alıyorum, bakın belinden. Şu şekilde trabzanımı yapıyorum. Tekrar doluyorum. Şimdi zaten orada diğeri de belli. Burada da yapıyorum. Bu şekilde yapamazsanız da yine burgularımızı yatırıyoruz. Bakın şu ipi de şu tarafa atıyorum. Burgularımızı yatırdık. Şu alttaki bir ve ikinci lastiğimi gördünüz. Hemen iki tane doladım. İlkini alıyorum. Şöyle bir, iki, üç kere de çıktım. Yine iki kere doluyorum. Bu sefer diğerini alıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi burgumuzu oluşturmuş olduk. Şöyle düzenleyin. Evet. Devam ediyorum. İki kere doladım. Bakın burada benim 4 tane ilmeğim var artık. 1, 2, 3, 4. Üçüncünün hemen belinden kavruyorum. Dördüncünün belinden kavruyorum. 2 kere doluyorum. Geri dönüyorum arkadaşlar. Şu şekilde, yani burguların üzerinden. Sadece bu kısımda alttan alıyoruz. Burada da burgularımızın üzerinden. Yine 2, 2, 2. Tekrar ipimi doladım. Diğer ikinci bıraktığımı alıyorum. 2, 2 ve 2. Şimdi burada bakın 2 tane trabzanım var. Bu 2 trabzanımızı yapıyoruz. 2, yuvaya 1 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. Tekrar yuvaya 1 tane trabzan yapıyorum. Bu sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. Ve devam ediyorum. Buradan sonrası hep trabzan. Yuvalar 1 trabzan, 2 zincir 1 trabzan. Diğer burgu yerine kadar gelelim. Yine orayı sizlerle paylaşacağım. Evet, şimdi ön kısmımıza geldik. Burada yuvaya 1 trabzan, 2 zincir 1 trabzan yapıyorum. Şimdi şurada bakıyorum hemen. 2, 4, 6 ve 8. Şunların ikisini trabzan olarak alıyorum. Şöyle önden de bakalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8. 8 tane ilmeğimi lastik olarak alacağım. Evet. Şimdi burada bakın 4 tane ilmeğim var. 2, 4. Bu 4 ilmeğimin 1, 2 tanesini atlıyorum. Üçüncünün 2 kere doladım. Üçüncünün belinden bu şekilde kavruyorum. Üçlü olarak çıkıyorum. Üçlü trabzan olarak. Tekrar 2 kere doladım. Buradakini alıyorum. Evet. Şimdi bunların altından alacağız. Şu geride kalan 2 taneyi de bunların altından alacağız arkadaşlar. Şimdi ipimi doluyorum. Şunları yatıracağım. Bakın şöyle yatırıyorum. Bu 2 tane burada gözüküyor. Şu ipimi hemen şöyle atıyorum. Bakın şu ilkini alıyorum. 2 kere dolamadım. Şöyle 1, 2 kere doluyorum. İlkini alıyorum.
ikili çıkarıyorum. Şu diğerini alıyorum. 2 2 çıkarıyorum. Evet. Şimdi tekrar 2 tane doluyorum. Buradaki dörtlünün de yine bir 2 tanesini atlıyorum. Üçüncünün belinden kavruyorum ve çıkarıyorum. Dördüncünün belinden kavruyorum. Çıkarıyorum. 2 doladım. Şimdi burada üzerinden, yani geriye dönüyoruz bu şekilde. Burada alttan alıyorduk. Yani burguları yatırıp alttan alıyoruz. Burada da üstlerinden alıyoruz arkadaşlar. Yine üçlü trabzan şeklinde. Ve diğer bıraktığımı alıyorum. 5 tane trabzanımı da yapıyorum. 2 1 2 3 4 5. Şöyle burgularımızı da bir görün isterseniz. Gerçekten çok güzel oluyorlar arkadaşlar. Şöyle. Evet, şimdi burada döndürüyorum. 6. sıramdayım. Bir zincir hemen dibine trabzanımı yapıp 5 tane, bununla birlikte 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. İpimi doluyorum. Şimdi burada trabzan olarak topluyoruz. Şimdi şurada görmüş olduklarımı, yani önümdeki şu iki ilmeğim önümde gözüküyor arkadaşlar. Bunların ilkini şöyle çevireyim daha. Bakın bu şekilde lastik olarak alıyorum. Şimdi bir kere doladım. Evet, ikinciyi alıyoruz. Evet, ikinci. Üçüncü. Üçüncüyü aldım ve dördüncüyü de yine bu şekilde alıyorum. İlmeklerimi topladım. Şimdi tekrar ipimi doluyorum. Önümde şunlar gözüküyor arkadaşlar, ilk ilmek olarak. Bakın. Bunları topluyorum. Yani şu alttan gelen burgularımız. Bunları topladım. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. Ve burgumuzu topladık. Şimdi buradaki ilmeklerimizi trabzan olarak devam ettiriyoruz. Bakıyorum, altta bir trabzan yapmışım yuvanın içerisine. Burada da iki trabzan yapacağız. Bir, iki trabzan, iki zincir ve iki trabzan. Şöyle de bir bakalım. Evet. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Yani en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum o burgu kısımlarını. Şimdi bir tur daha anlatacağım. Daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi diğer tarafa kadar gelelim. Öndeki yuvamıza geldik. Şimdi burada iki trabzanımızı yapıyoruz. İki zincir ve yuvaya iki tane trabzan yapıyorum. Şu 3 tane trabzanın üzerine trabzan. Bu burgularımızı da yine topluyoruz. Bakın, ilk ilmeğim bu. Bunu topluyorum. Daha sonrasındaki bu. Bunu da topluyorum. Lastik olarak alıyoruz hep onları. Sonrasında bunu topluyorum. Şimdi buraya bakıyorum. Burada da sıradaki ilmeklerimi yine alıyorum. Evet. Ve buradaki 5 trabzanımızı yapıyoruz. 2 3 4 5.
Evet, bir sıra daha. Yani şurayı da yine sizlerle, burgu kısmını yine sizlerle paylaşacağım. Sonrasında zaten devam edebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, şimdi 2, 4, 6 ve 7. sıramdayım. Başlangıçtaki bu 5 trabzanımız hep kalacak. 2, 3, 4, 5. Şimdi bakıyorum ilk dörtlüme. İpimi iki kere doluyorum. Bir, iki tanesini atlıyorum. Üçüncüye şekilde lastik olarak alıyorum. Dördüncüyü de yine lastik olarak alıyorum. Evet, şimdi bu geride kalanlara burgumuzu yatırıyoruz. Şu ipimi şöyle getiriyorum bu tarafa. Burgumuzu yatırdık ve alttaki iki tane trabzanım burada, lastiğim burada, iki kere doluyorum. Şöyle ilkini alıyorum. 2 2 üçlü trabzan şeklinde çıkarıyorum. Tekrar iki kere doladım. Geride bıraktım. Diğer ikinciyi alıyorum. Sonrasında şu şekilde düzenliyorum. İki kere doluyorum. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüyü lastik olarak alıyorum. Dördüncüyü yine lastik olarak alıyorum. İki kere doluyorum. Burada geri dönüyorum arkadaşlar, üzerinden. Diğer kalanını da yine alıyorum. Şuradaki trabzanlarımı yaparak İlerliyorum. Bakın burada altta 2, 4, 5 trabzanım vardı. 3, 4, 5 trabzan. Bir tane de yuvaya yapıyorum. Burgudan sonra da 6 tane trabzanım oldu. 1, 2 zincir. Yuvaya bir tane trabzan. Ve devam ediyorum. Evet. Burgumuz bu şekilde ilerleyecek. Bir sıra bunları topluyoruz trabzan şeklinde. Düz kısımda da vuruyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Eğer anlaşılmadıysa geriye dönerek, izleyerek devam edebilirsiniz. Ben videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle de bir göz atalım. Bakın. Gayet şık, güzel gözüküyor. Bu şekilde istediğimiz ölçüye gelene kadar yapalım. Ben de yapayım. Sizler de yapın. Kaç sıra ördüm? Bunu yine sizlerle paylaşacağım. Hem sıra sayısını hem de santim sayısını yine sizlerle paylaşacağım. O kısma kadar örelim. Arkadaşlar, ben robamı tamamladım. Şimdi sizlerle birlikte kaç sıra ördüğümü ve kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 sıra ördüm. Şu iki arayı öncelikle yüksekliğini ölçmek istiyorum. 11 sıra 10,5 santim gibi oldu benim. Şöyle uzunluk olarak da 24 santim oldu. Benim istediğim boyutlardadır. Eğer siz bunu bir yaş olarak yapacaksanız, eğer başlangıçta başlamış olduğumuz o zincir sayısını 70 zincirle başlamıştık. 6 zincir daha ekleyerek bir yaş için yapabilirsiniz. Bu 6 zincir de 6 trabzan demek. Bu 6 trabzana önlere birer tane, kollara birer tane ve arkaya 2 tane olacak şekilde yerleştirerek bir yaş için hazırlayabilirsiniz. 1-1,5 yaş için bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Benimki 3-6 aylık bebekler için uygun olacak. O yüzden bu şekilde başladım ve bu ölçüde yaptım. Şimdi öncelikle bakın, düz tarafındayım burgumun. En son düz kısmında bitirdim. Ters kısımdan birleşimimizi, kol birleşimimizi yapacağız. Bir zincir çektim. İpimi doluyorum. Hemen dibine trabzanımızı yapalım. Evet, buradaki 5 trabzanımız aynı şekilde kalacak demiştik daha önce de. Umarım burguyu kolaylıkla yapabilmişsinizdir arkadaşlar. 2, 4, 5. Evet, burada bu sırada burgu toplamayı yapıyorum. Alamadım bir türlü burguyu. Evet.
Şöyle burgularımızı toplayacağız. Şöyle burgudan sonra yuvaya kadar kaç tane trabzan olduğunu sizlerle paylaşayım. Sayalım hatta beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane trabzanım olmuş. Şimdi yuvaya bir tane trabzanımı yapıyorum. Ve buradaki şu diğer taraftaki, bakın kolumuz burası. Kolumuzdaki artırma yerine yeriyle birleştireceğiz. İpimi doladım. Buraya da bir tane trabzan yapıyorum. Ve böylelikle birleşimimizi yapmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Evet, diğer tarafa kadar aynı şekilde geleceğim. Bu arka kısma kadar gelelim. Buradaki birleştirmeyi de yine sizlerle paylaşayım. Evet, yuvaya geldim. Bir tane trabzanımı yaptım. Diğer yuvayı buluyorum. Buraya da bir tane trabzanımı yapıyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Tekrar yuva yapmıyorum bakın. Hemen ilk trabzanın üzerine yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim arkadaşlar. Bir üst sıraya çıktım. Baştaki 5 trabzanımızı yapıyoruz. 4, 5, 2 kere ipimi doladım, 2 taneyi atladım, hemen 3.'ye, 4.'ye, 2'ye dönüyorum, şunları alttan alıyorum. Tekrar 2 tane, 2'yi atladım, 3. Geride bırakmış olduğumu alıyorum. İlkini yine 2 tane doladık. Zaten bu burguyu yukarıda sizlerle paylaşmıştım. Şimdi normal artık örgümüze devam edeceğiz. Kol kısmında, kol altında yapacağım işlemi de sizinle paylaşayım. Burada 12 tane vardı. Yine 12 tane ilmeğimizi yaptık. Şimdi kol altında bakın burada bir ilmek gözüküyor. Şu. Buna da bir tane batıyorum. Ve devam ediyorum. Bundan sonrası hep aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi bir sıra karşıya gidelim. Şöyle bir bakalım nasıl göründüğüne. Sonrasında devamı için bilgi vereceğim size. Tulumumuzun gördüğünüz gibi bu kısımlarını birleştirdik, kollarını birleştirdik. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar.
Beden kısmını öreceğiz. A kısmına kadar beden kısmını öreceğiz. Şimdi ben de öreyim. Sizler de örmeye başlayın. Ben kaç sıra örmüşüm, kaç santim örmüşüm sizlerle bunu paylaşacağım. O kısma kadar geleceğiz. Burguyu devam ettireceğiz. Aynı şekilde burgumuzu devam ettiriyoruz A kısmına kadar. Evet, oraya kadar gelelim. Sonrasında beraberiz. Arkadaşlar, benim bedenim tamamlandı. Şimdi size koldan aşağıya kaç sıra yaptığımı ve kaç santim yaptığımı paylaşacağım sizlerle. Şimdi bakın, kol kısmımız burada. Birleşim yerimiz bu. Şurayı birleştirmiştik şurada. Şu trabzanla. Şimdi buradan aşağıya sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 sıra beden olarak ördüm. Şimdi santim olarak da vereyim. Ben koldan aşağıya santim olarak 17,5 santim. Evet, 17,5 santim gibi koldan aşağıya örmüşüm. Şimdi A kısmımıza geçeceğiz ama geçmeden önce bakın, ipim şu anda sağ taraf, sol tarafta. Önce ön patlarını yapalım. Yani ön kenar kısımlarını yapacağız. Şöyle ipimi de takıyorum. Evet, yukarıya doğru. Şimdi şöyle öncelikle şu trabzana atıyorum. Boşluklara değil de böyle trabzanlara yarıyoruz. Daha sonrasında şuraya, bu kısma. Şöyle. Bu şekilde yukarı doğru çıkalım. Bütün hepsine sık iğne yaparak şu başa kadar gelin. Başa kadar geldim. Burada düğmeliklerimiz için yerler ayırdım. Eşit olacak şekilde. Şöyle bakın. Eşit olacak şekilde ilik yerlerimizi de ayırdık. Bu sırada ilik yeri belirleyeceğim. Şimdi ilk ilik yerimi üstten iki sık iğne üçüncüye attım. Şimdi döndürüyorum. Bu sırada çakma trabzan yapacağız. Şöyle bir iki zincir çektim. Hemen dibine batacağım arkadaşlar. İpimi doluyorum. Batıyorum. Üçüncü bir çıkarıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. İkinciye batıyorum. İkisini, üçünü bir çıkardım. Şimdi burada bir iki zincir çekeceğim. Birazcık gevşek çekeyim. Bir, iki. Biraz büyük bir düğme kullanacağım için iki zincir çektim ve iki tane atlayacağım. Eğer küçük düğme kullanacaksanız bir tane çekin veya daha büyük bir düğme kullanacaksanız üç tane çekin. Benim için iki tane yeterli. Bu işaret taktığımı ve yanındakini atlıyorum. Üçüncüye çakma trabzan olarak bağlıyorum. Evet, şimdi şu şekilde yine yaparak inelim. Diğer düğme iliğimizi yerine kadar. İlk sırayı sık iğne yaptık. Bu bizim ikinci sıramız. Çakma trabzanla devam ediyoruz. Evet, şimdi yine bir iki zincir çekiyorum. Bunu ve yanındakini atlıyorum. Üçüncüye çakma trabzanımı yapıyorum. Yine devam ediyorum. Dört düğme yeri ayırdım ben. Siz daha da fazla ayırabilirsiniz. Şöyle bir
2 zincir çekiyorum. Bunun yanındakini atlıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Bunu taktığımı ve yanındakini yine atladım. Ve devam ediyorum. Evet. Şunları da artık çıkarabilirim. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen yine dibine çakma trabzanımı yapıyorum. Yukarı doğru devam edelim. Şimdi bakın yuvaya geldim. Evet, 2, 4, 5. Yuvaya geldim. Yuvamın içerisine de 1, 2 tane çakma trabzan yaptım ve devam ediyorum. Bu şekilde düğme iliklerimizin içerisine 2 çakma trabzan yapacağız. Yukarı kadar çıkacağım ve sonrasında ipimi kesip diğer tarafla devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi dilerseniz başa kadar gelip diğer tarafa geçelim. Diğer kanada geldik. Diğer kanatta hemen şöyle üst taraftan ipimi takıyorum. Dibine de bir sık iğne. Şimdi aşağıya doğru sık iğnelerimizi devam ettirerek öreceğiz. Aynı diğer tarafta yapmış olduğumuz işlemi burada da yapacağız. Sadece burada ilik yeri ayırmayacağız arkadaşlar. İlk sıra sık iğne, ikinci sıra çakma trabzan, üçüncü sıra yine çakma trabzan olarak öreceğiz. Ve ipimizi koparmayacağız. Sonrasında bedenle devam edeceğiz. Şimdi şöyle birazcık aşağı doğru ineyim. Evet, bir sıra aşağı doğru iniyorum. Daha sonrasında çakma trabzanla yukarı ve yine çakma trabzanla aşağı ineceğim. Şurada beden birleşimiyle devam edeceğiz. Evet, dip kısma kadar indik. Şimdi şöyle bir katlayalım. Şu düğme iliğimiz önde. Şuradan tığımı takıyorum. Buradan değil, bakın şu şekilde üzerine koyuyoruz. Tam buradaki sık iğne sırası, yani ön pat sırası, buradaki ön pat sırası. Ben şuradan ilmeğimi, bakın bu kısım altta, bu kısım üstte. İlk sık iğne sırasından ipimi taktım. Bu şekilde ilmeğimi alıyorum. Şöyle bir iki zincir çektim. Şimdi bir tane buradan, bir tane de karşıdan alarak gösteriyorum. Bir buradan, bir tane de karşıdan aldım. İkisini bir trabzan yaptım. Yine bir tane buradan, bir tane de buradan trabzan yaptım. Şöyle şu ikinci sırası da şuradan. Bu şekilde trabzan yaptım. Düğme ilikli yeri üst kısımda kalacak. Şimdi geldik buraya. Burası da. Evet. Şimdi devam ediyorum. Trabzanlarımı örme.
Bakın. Örneğimizle devam ettireceğiz. Burada 2, 4, 5'ti. 2, 4, 5, 6. Şöyle ipimi iki kere doluyorum. Arkadaşlar burada bir hata yaptım. Şöyle birleştirdik. En son düz kısımda olduğumuz için tersten devam edeceğiz. Şöyle döndürüyorum. Ve böyle devam ediyoruz. Kusura bakmayın, yanlışlık oldu orada. İki zincir çektim ve şöyle örgümü bu tarafa doğru devam ettiriyorum. En son düz kısımda kalmıştık. O yüzden ters kısımda devam ediyoruz. Beden boyunca zaten bir düz bir ters şeklinde örmüştük. Yani bir ön yüzünden bir arka yüzünden örmüştük. Burada da yine aynı işlemi yapacağız. Şimdi şöyle devam edelim. Evet, 2, 4, 1, 2, 3. Şu iki zincirimiz vardı şurada. 1, 2, 3, 4. Şurada 5 tane trabzanım var. Burada da trabzanlarımızı topluyoruz. Eğer siz ters yüzünde kaldıysanız o bölümde düzden devam edeceksiniz. Şimdi dönelim, dolanalım, buraya kadar gelelim. Şimdi ön kısımların birleşimine kadar geldik. Şuradaki iki trabzanımızı da yapalım. Evet, şimdi şöyle koyuyoruz. Bakın, bir tane buradan ilmeğimi alıyorum. Bir tane şuradan karşıdan alıyorum. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane karşıdan alıyorum. Karşılıklı olarak bunları birleştirdik. En sonunda da başladığımız yerle birleştirdim. Şimdi şöyle bir görüntüsüne bakalım. Evet. Bakın. Şimdi burada birleşimimizi yaptıktan sonra şu tam ortasını buluyoruz. Yani şuradaki trabzan sayısının tam ortasında, bu tarafta da aynı sayıda, bu tarafta da aynı sayıda ilmeğim kalacak. Burada 6 tane, burada 6 tane ilmeğim kaldı. Ortasında buldum, işaretimi taktım. Yine aynı hizada şöyle karşılıklı birleştirdiğim zaman aynı yere de taktım. Şu burgudan sonra bu tarafa doğru kaç tane ilmeğiniz kaldıysa bu tarafa doğru burguya kadar da yine aynı sayıda ilmeğinizin olması gerek. Çünkü bacak kısmımızı ayıracağız buradan sonra. Benim burada 37 tane ilmeğim var. Burada da yine 37 tane ilmeğim var burgudan sonra. Sizin ilmek sayılarınızla benim ilmek sayılarım birbirini tutmaz. O yüzden burada sizin kaç tane kaldıysa burada da yine aynı şekilde kalması gerekiyor. Bu işaretinizi ona göre takın arkadaşlar. Şimdi ön yüzümden devam edeceğim. İşaretleyicim burada, ilmeğim burada. O zaman şöyle kaydırmayla işaretimin olduğu yere kadar geleceğim arkadaşlar. Bakın, kaydırmayla buraya kadar geldim. Şimdi şunu buradan çıkarayım. Şu karşıdaki yerle de yine kaydırmayla birleştiriyorum. Bakın, tekrar göstereyim. Buraya kadar, ortam ortaya kadar geldim. Burada da tam ortaya yani işaretimi taktığım yerle çıkaralım burada. Yine bakın şöyle içinden çıkarıyorum ve kaydırmayla bu kısma kadar geldim. Şunu ilmeğimi iyice tutayım. Evet. Şimdi burada düz yüzünden gireceğiz. Ön yüzünden devam ediyorum örmeye. Şöyle bir iki zincir çekeceğim.
Bir zincir çektim. Ve şu hemen bakın, şurada hemen dip kısmına, trabzanımı yapıyorum aynı yere ve devam ediyorum. Şu anda düz kısmından ilerliyoruz. Bacakta da yine vurgumuzu devam ettireceğiz. Şuradaki 4 ilmeğim vardı. Üçüncüsüne üçlü trabzan yaptım. Buluyorum. Şöyle geriye gidiyorum. Şimdi sona kadar geleceğiz. Sonda bir tane eksiltmemiz olacak. Şimdi sona kadar geldim trabzanla. Şu birleştirdiğim ilmek, bu birleştirmiş olduğum ilmeğe batmıyorum. İpime dolamadığım ilk çekmiş olduğumuz bir zincirimizi bu şekilde bağladım. Evet, şimdi döndürüyorum. Bacak boyunda yine bir ön yüzünden, bir ters yüzünden öreceğiz. Şöyle bir iki zincir çektim. Şöyle bakın, dibine batmıyorum. Dip kısmına batmayacağım. Hemen yanındaki trabzanıma batıyorum. Şimdi yine sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Burada bir tane şu en dipte başladığımız kaydırma yaptığımız yere batmayarak bir tane eksiltmemizi yapmış olduk. Şimdi burada da bir eksiltmemiz olacak. Sadece sıra sonlarında, başlarken değil. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Evet, şimdi bakın burada şu dibine batmıyoruz. Başta başlarken dibine batmadan başladığımız için burada dibine batmamız gerekiyordu. Eğer eksiltme yapmak istemiyorsak. Ama şu anda ben bir tane eksiltme yapmak istiyorum. O yüzden şöyle dibine batmayacağım ve hemen birleştireceğim. Evet. Döndürüyorum. Bir iki zincir çektim. Yine dibine batmıyorum. Devam ediyorum. Burada bakıyoruz. 3. İki. Üç. Dört. Beş. Altı tane ilmeğim oldu burada. Evet, bakın altta 7 taneydi. Burada 6 tane zincirimle birlikte 6 tane ilmeğim oldu. Şimdi ipimi doluyorum. 1 2 tane atlıyorum. Şöyle üçüncüye vurgumuzu yapıyoruz. Yine iki kere doladım. Vurgularımızı bacak boyunca devam ettireceğiz. Trabzanla sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sona kadar geldim. Şimdi burada bakın yine şu alttaki trabzanın üzerine atlıyorum.
Şu birleştirdiğimi, yani zincir çektiğimle birleştiriyorum. Şimdi döndürüyorum. Şu anda bacaktan sonra kaçıncı sıramız? Şu bedendi. Evet, üçüncü sıramız. Bakalım şu bedendi. 1, 2, 3. sıramızı ördük. Şimdi 4. sıramızdayız. Bacaktaki şöyle 2 zincir çekiyorum. Dilerseniz 3 de çekebilirsiniz. Dibine değil, yanındakine. Yine devam ediyorum. Sona kadar bu şekilde gelelim. Evet, yine şuradaki dibini ayırıyorum. Bakın zaten şimdi şuradaki trabzanımı bırakıyorum ve birleştiriyorum. 4. sıramızda bu şekilde bir eksiltme yaptık ve artık eksiltmelerimizi yapmayacağız. Döndüm. Şöyle 1-2 zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Evet, burada şimdi zincirimle birlikte 5 tane ilmeğim var zincirimle birlikte. Evet, şimdi artık dönüyoruz ve hiçbir eksiltme yapmayacağız. Direkt birleştireceğiz. Şöyle bakalım bacak kısmına da. Bakın şöyle bir çaprazlık oluştu burada. Şöyle bakın. Burada bir çaprazlık oluştu. Şimdi bu kısmı dediğim gibi hiçbir eksiltme yapmadan bacak boyunca devam ettireceğiz. En son lastik kısmına geleceğiz. Ben size kaç sıra ve kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Lastik kısmını sizlerle öreceğim. Şimdi buradaki yeri de göstermek istiyorum size. O arada bu bacağımızı da yaparız diye. Şimdi bakın. Yine şuradan bakıyorum, ters taraftayım. Düz kısımdan takacağım. En son tersle örmüşüm. Şöyle şuradan takacağız ipimizi. Şu arka kısımdan. Düzle devam edeceğimiz için burada tersle bitmişiz. Arka kısımdan ipimizi takacağız. Şurada bakın. Şu bizim A kısmımızda. Ben şuradan ipimizi takacağız ve birleşimimizi devam ettireceğiz. Yani şu yapmış olduğum yerle değil. Bakın kaydırma. Şurada diğerini başladım. Hemen yanındakinden başlayacağım. Buradan ipimi takacağım. 2 zincir çekeceğim ve devam edeceğim. Sonda eksiltmemiz olacak. Yine aynı bu taraftaki gibi. Döneceğiz yine ters tarafa. Yani bu bacakta ne yaptıysak aynı işlemleri yapacağız. Sadece şuradan ipimizi takacağız ki ek yerimiz bu kısımda olsun diye. Evet. 4 sıra boyunca bacaktan itibaren 4 sıra boyunca eksiltmemizi yapacağız. Daha sonrasında yine eksiltme yapmayacağız arkadaşlar. Bu kısmı da örelim bu şekilde. Bakın tekrar gösteriyorum. Bu diğerini yaptığım yerden değil. Hemen yanındaki ilmekten başlayacağım. Sonda da yine aynı şekilde onun yanındakinden birleştireceğim. Yani şurada kaç ilmek varsa üstte daha az ilmek olacak. Hani bir eksiği olacak. Ona göre ayarlayalım. Ve bu bacağı devam ettirelim. Arkadaşlar, tulumumun bacak kısmında lastik kısmına kadar geldik. Ben bir tarafın bacağını ördüm. Diğer tarafı lastik kısmını beraber yapacağız. Şimdi buradan itibaren kaç sıra yapmışım onu sizlerle paylaşayım. Şurası bizim A kısmımızdı. 1, 2 yani A'dan sonra ördüğümüz sıraydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 santim. 13 sıra ördüm. Santim olarak da yine sizlerle paylaşayım. 13 santimde bacak boyunu ördüm. Daha sonrasında lastik kısmımızı bakacağım kaç sıra örmüşüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıra lastik örmüşüm. Siz isterseniz daha kısa örebilirsiniz, daha uzun örebilirsiniz. İsterseniz şöyle katlayarak kullanabilirsiniz. Hani daha uzun örüp istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz şurayı beraber yapalım. 13. sıradan sonra bir kesim işlemimiz olacak burada. O yüzden bekledim. Evet, şimdi bakıyorum en son düz örmüşüz. Tersle devam edeceğiz. Şöyle 2 tane zincir çektim. 2, 3... 4 5 6 tane trabzan yaptım.
Şimdi burada kesim yapacağız. Bakın. Şurada 5 tane. Evet, 2, 4, 5 tane trabzanımı yaptım. Şimdi şöyle kesim yapıyoruz. Şurada 2 tane kaldı. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doladım. Tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Şu lastikleri devam ettiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 tane yaptım burada da. Şu ikisini keseceğim. Şöyle bir yaptım. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doladım. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Şimdi yine 6 tane trabzan yapacağım. Her 6 trabzanda bir tane kesim olacak. 3, 4, 5, 6. İpimi doladım, batıyorum. 2 çıktım, tığımda 2 tane var. Tekrar ipimi doladım, yanındakini batıyorum. 2 çıktım, tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. İki, 3, 4, 5, 6. Yine bir tane kesim yapıyorum. Yine 6 tane trabzan öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Ve bir kesim. 6 trabzan, bir kesim olacak şekilde bu sırayı tamamlamış oluyoruz. Siz hani benim verdiğim ölçülerden daha büyük bir ölçüde yapacaksanız bacak boyunu ona göre büyütün, uzatın. Yani benimkisi küçük olacak şöyle. 3, 9 aylık gibi. Hani 6-9 aylık gibi bir ölçüye sahip. Evet, en sonda da birleşimimizi yaptık. Şimdi burada tığımı değiştiriyorum. Bir küçük numarayla yapacağım. 2,5 milimle geçtim. Lastik kısmımızı yapacağız. Şöyle döndüreceğim. 2 zincir çekiyorum. Ve burada bakın. Şöyle bir tane önden. Hani ön lastik alıyorum, trabzan yapıyorum. Bir tane şöyle arkadan olarak alıyorum. Bir tane önden alıyorum. Evet, şimdi bakın şurada kesim yapmış olduğumuzu da şöyle hepsini bir topluyorum. Bir tane şöyle önden alıyorum. Bir tane arkadan. Bu lastik kısmını birazcık da sıkı sıkı yapıyorum ki toplasın. Bir tane önden, bir tane arkadan. Evet, bakın burada kesime geldik. Burada kaç tane ilmeğim varsa, yani şu diğer bacakta kaç ilmek varsa burada aynısı olması gerekiyor. Benim burada 40 tane ilmeğim oldu, trabzanım. Burada da yine 40 tane ilmeğim olması gerekiyor. Şu kısmını yaptıktan sonra sayın. Eğer fazlaysa şu lastikleri yaparken arkadaşlar ikili ikili toplayın. Mesela özellikle geride olanları ikili ikili toplayabilirsiniz. Bakın şurada 2 tane trabzanım var. Arkadan öne doğru geliyorum. İkisinin de üzerinden geçiyorum.
Ve bu şekilde onları topladım, 1'e indirdim. Hani dediğim gibi buradaki sayı fazlaysa diğer tarafa göre buradakini bu şekilde yaparak bu kıvama getirebilirsiniz. Buradaki sayılara getirebilirsiniz. Benim bir fazlaydı. Burada bir tane kesmiş oldum. Evet, şimdi devam ediyoruz. Tek tek. Burada bir tane kesmiş olduğumuz var. Yine hepsini birden alıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Şuradaki şu lastik kısımda yine. Şimdi bu kısmını göstermek istiyorum size. Evet, bakıyorum. Şimdi ön lastik yaptım. Bunu şöyle arkadan olacak şekilde alıyorum. Bunu kesmiştik zaten. Şunu ön lastik olarak alıyorum. Yani bir tane ön lastik, bir tane arka lastik olacak şekilde ilmeklerimizi alıyoruz. Bakın bu şekilde. Şunların ikisini. Evet, ön lastik yaptım. Şurada arka lastik yapıyorum. Böylelikle sıra sonuna kadar gelmiş olduk. Evet. Şimdi burada birleştireceğiz. Şurada zincir çekmiştik. Hemen onun tepesiyle birleştiriyorum. İki zincir çekiyorum. Devam ediyorum aynı yönde. Bu sefer şu dış lastikleri bakın. Şöyle önde çıkıntı olanları önden alıyorum. Arkada kalanları arkadan şöyle üzerinden bu şekilde alıyorum. Buraya gelince sayın tabii ki hani bu sırada aynı diğer bacak sayısıyla aynı olmuş mu diye. Bakın şöyle önden alıyorum. Arkadan alıyorum. Önden. Evet, bu şekilde istediğiniz sıra sayısınca yapın. Dediğim gibi isterseniz kıvırarak kullanabilirsiniz, isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Ben lastik kısmımı bitireyim, kolla devam edeceğiz. Evet, bacakların ikisi de tamam. Bacak kısmını bitirdik. Şimdi kolla devam edeceğiz. Kolumuz için şimdi bakıyorum burada. Şurada kol altından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sıra yine aynı bacaktaki gibi 13 sıra kolumuzdan ördük. 13 sıra 13 santim ördüm. Şimdi burada da yine alacağım ama kolda eksiltmelerimiz olacak arkadaşlar. Şöyle hemen kol altından şuradan ilmeğimi takacağım. Ama bakıyorum en son düz kısmını bitirmişim. O yüzden ters kısımdan ipimi takacağım. Eğer siz tersle bitirdiyseniz yani hani döne döne yaptığımız için tersle bitirdiyseniz hemen buradan ilmeğinizi takın. Ben şöyle döndürüyorum. İç kısımdan şöyle tam ortaya denk getireceğim. Zincir kısmı ortada kalsın. Şöyle bir sık iğneyle bunu buraya iyice sabitledim. İki zincir çekiyorum. Bakın şöyle dibine. Bu ilk sırada eksiltmemiz olmayacak. Hepsine tek tek trabzan yapacağız. Diğer kolda kaç tane ilmek varsa yani trabzan varsa bu kolda yine o kadar trabzanımız olması gerekiyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim.
Biri büyük, biri küçük olmasın. Hani biri geniş, biri dar olmasın. Evet. Şimdi ilmeklerimin hepsine şöyle trabzanlarımı yaparak ilerliyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, örme değiştirdim. Sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi koltuk altına geldim. Burada yine şöyle şurada bir boşluğa batalım. Şuraya. Bir tane de şöyle attım ve şimdi bir ilişimimizi yapıyoruz. Evet, iki zincir çekiyorum, döndürdüm. Yine burada da bir iç bir hani bir önden bir tersten bir düzden bir tersten olacak şekilde örgümüzü devam ettiriyoruz. Bu sırada da yine eksiltmemiz yok. İki sırada eksiltme yok. İki sırada eksiltme olacak. Benim 51 tane trabzanım oldu. Diğer tarafta da yine o şekilde 51 tane trabzanım vardı. Şimdi devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Yine iki zincir çekiyorum. Bu sefer ters kısımdan devam ediyoruz. Burada da yine başta eksiltmemiz yok. Hemen bakın şöyle dibine batmadan başlıyoruz. Bütün sıralarda o şekilde. Sadece sonda dibine batarak bitirdik. Başta yanındakine batıyorum. Ve devam edeceğim. Sondaki eksiltmemizi yine sizlerle paylaşacağım. Nasıl bir eksiltme yapacağımızı. İki sıra normal ördük. Üçüncü, dördüncü sıralarda eksiltme yapacağız. Evet geldik. Şimdi burada bakın iki tane ilmeğim var. Şuna trabzanımı yapıyorum. Ve şu sondakine, şuradakine batmıyorum ve direkt birleştiriyorum. Böylelikle bir tane eksiltmemizi yapmış olduk. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Döndürüyorum. İpimi doladım. Yanındakine bakın yine dibine batmıyorum. Hemen yanındakinden başlıyorum. Ve devam edeceğim. Yine sıra sonunda sondakine batmayacağım. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, şimdi yine sıra sonuna kadar geldim. Bakın sıra sonundaki şu ilmeğimi de yine bırakıyorum. Şöyle göstereyim bakın. Bunu bırakıyorum. Ve birleştiriyorum. Burada yine bir tane daha eksiltme yapmış olduk. İki zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Artık eksiltme yapmayacağım burada iki sırada. İki sırayı düz bir şekilde öreceğiz. Yani sonda geldiğimde şu ilmeğe batacağım arkadaşlar. Trabzanımı yapacağım. İki sıra bu şekilde. İki sırada yine aynı şekilde eksiltme yapacağız. Sonrasında daha eksiltmemiz yok. Kol ağzına kadar geleceğiz. Kol ağzında beraber yapacağımız bir işlem var. Onu yine beraber yapacağız. Şimdi isterseniz o kısma kadar gelelim. Lastik kısmında görüşelim. Kolumuzu 13 sıra kadar ördüm. Şimdi bilekteki kısmı beraber yapacağız arkadaşlar. Bir kesimimiz olacak burada. Kesimlerimiz olacak. Yine aynı bacakta uyguladığımız kesimi burada da uygulayacağız. Şimdi şöyle iki zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Bacakta lastik kısmına geçerken 6 trabzan yapıp bir kesim yapmıştık. Şimdi burada da yine aynı şekilde 2, 3,
4 5 2 4 6 zincirimle 6 tane yaptım. Bir tane kesim yapıyorum. Yanındakini batıyorum. Hepsini tek seferde çıkardım. Evet. 2 3 4 4 5 6 Yine bir tane daha kesim yapıyorum. Trabzanla kesim. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Yine burada dikkat etmemiz gereken bu bilekte şurada kaç tane ilmeğimiz kaldıysa burada da yine aynı şekilde olması lazım. Benim burada 41 tane trabzanım var. Burada da 41 trabzanım olacak. Eğer arkadaşlar hani bu 6 tane kesimde sizin bu koldaki eşitliğe gelmiyorsa daha fazla 5 tane de bir kesim. Yani onu buradaki bu trabzan sayısına diğer kola göre diğer koldaki lastiğe göre ayarlamanız gerekiyor. Eşit olsun. Buna dikkat edelim. 2, 4, 5, 6, 1 kesim daha yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar yine aynı şekilde devam edelim. Evet, şimdi yine 2 tane zincirimi çekiyorum ve lastiğimizi yapmaya başlıyoruz. Burada lastiğimi yaparken 2,5 milim yine tığımı, bir düşük tığımı alacağım ki bu kol kısmı birazcık daralsın. Şimdi bir ön, bir arka lastik şeklinde bu kestiklerimizi de bakın bu şekilde alıyoruz. Yani bacaktaki lastiği kola uyguluyoruz. Şimdi bakıyorum burada kaç tane yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 sıra lastik öreceğim. Şimdi isterseniz yani bacakta gösterdiğim gibi aynı. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Aynı şekilde örelim. Bu 7 sıra lastiğimizi örelim. Sonrasında da kapşon kısmına geçeceğiz. Tulumumuzun kapşon kısmıyla devam ediyoruz. Şimdi önden bakın nereden ipimi taktım. Şimdi burada 3 sıramız var. 3 tane ön kısmında 3 sıramız var. İlk sıra sık iğne, ikinci sıra çakma trabzan, üçüncü sıra çakma trabzan. Şu ikinci sıradan ipimi taktım. 2 tane zincir çektim. Yanındakine trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi devam edeceğim. Bakın burada bir sık iğne var. Buraya bir trabzan yapıyorum. Şu sık iğnenin hemen şu üstüne. Şimdi devam ediyorum buradan. Şurada boşluklara trabzan yapacağım. Şöyle boşluklara batıyorum. Her boşluk arasına bir tane trabzanımı yapıyorum. Şu ipleri de arkada yürütüyorum. İlerledim. Şimdi yuvaya geldim. Bakın. Yuvama 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Burada artırma yaptım. Şimdi yine boşluklarımıza, aralara. Bakın. Evet, şu ikinci
Yuvaya da geldim sayılır. Şimdi yuvaya 2 tane yine trabzan yapıyorum. Aynı yere. Ve devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğiz. Sıra sonunda yine şu ilk atladığımızı atlamış olacağız. Oraya kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada şuraya bir tane trabzan yapıyorum. Bir de şu ikinci sıraya trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Son sıraya yapmadım. Şimdi dönüyorum. Şöyle 3 zincir çekeceğim. Dilerseniz 2 de çekebilirsiniz. 2 çekeceğim ben. Ve devam ediyorum. Dibine değil, yanındakinden başladım. Artık bu sırada herhangi bir artırma yok. Sonda da yine aynı şekilde son kısma batacağım. Şu zincirimin hemen üzerine şöyle trabzan yaparak sırayı devam ettireceğim. Bu şekilde kapşon sırasını istediğim uzunluğa gelene kadar bir öreyim. Ölçerek öreceğim. Yaklaşık olarak bir 20 sıra gibi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben yapayım. Sizler de yapın. Sonrasında kaç sıra ve kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Ve birleşimine geçeceğiz. Kapşonun birleşimini yapacağız beraberce. Dediğim gibi hiç artırma, eksiltme yok. Böyle dümdüz öreceğiz. Trabzanlarımızın sayısı hep aynı kalacak. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Sıra sonunda bakın şu zincirimin de hemen üzerine trabzanımı yapıyorum. Bir tane bakın artırmadım. Aynı eşit bir şekilde devam ettim. Döndürüyorum. İki zincirimi çektim. Eğer eliniz sıkıysa 3 çekin. Dibine değil, yanındakinden başlıyorum. Ve bu şekilde ilerliyoruz. Söylediğim ölçüye gelene kadar hani istediğim ölçüye gelene kadar sıra sayısına ulaşana kadar örelim. Sonrasında ben sizlere santimini vereceğim arkadaşlar. Ve kapşonumuzun dikimine devam edeceğiz. Kapşon kısmımı ördüm arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kaç santim ve kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kaç sıra örmüşüm ona bir bakalım. Evet, şuradan başladık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 sıra örmüşüm. Şimdi bu 20 sıranın kaç santim olduğunu da yine sizlerle paylaşayım. Evet, 20 sıra 21 santim. 21 santim kadar olmuş arkadaşlar. 21 santimlik bir kapşon sırası ördüm. Şimdi bunu birleştireceğiz. Şu kısımda. Şimdi şöyle iki parça. Şu anda düz kısımdayız. Şöyle arkaya doğru. Bakın. Şimdi şöyle. Normalde kapşonumuzu şöyle ikiye katlıyoruz. Düz. Daha sonrasında döndürüyorum. Şu kısmı içeri alıyorum ve ters kısma. Yani şu şekilde ters yapıyoruz. Sonrasında şu ipimi alıyorum buradan. Şurada ilmeğimin hemen başından şuradan tutuyorum. Şu ilmeğimi de şöyle çekiyorum. Bir zincir aynı yere tekrar batıyorum. Karşılıklı bakın. Bir buradaki ilmeği bir de karşısındaki ilmeği batıyorum ve içinden çıkarıyorum. Sıradakine geldim. Karşılıklı olarak İki tarafında ilmeğini alıyorum. İçinden çıkarıyorum. Bakın bir bundan alıyorum. Bir buradaki ilmekten. İkisinden bir alıyorum. İçinden çıktım. Sıkı sıkı yapmayın. Oldukça gevşek bir şekilde yapın. Şu kısma kadar, tam uç kısmına kadar bu şekilde geleceğim.
Evet. Oldukça gevşek bir şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda da şimdi şu alıyorum ve şu şekilde. Bakalım. Evet, bu şekilde de bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Şimdi etrafına sık iğne ile döneceğim. Şimdi şurada bırakmış olduğumuz ilk ilmeğimiz vardı. Şu. Hemen buradan tığımı alıyorum. Şurada yürüteceğim arkada. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen yine dibine sık iğne yapıyorum. Daha sonra şöyle bütün boşluklara bakın, batarak sık iğne ile devam edeceğim. Kapşonumuzun etrafını. Bakın boşluklara batmıyorum. Zinciri yarıyorum. Buradaki trabzanları yarıyorum. Onları yararak ilerliyorum. Şunları da arada yürütüyorum. Bakın bu şekilde. Diğer tarafa kadar bu şekilde sık iğne ile bu kapşonumuzun etrafına döneceğiz. Sonrasında ipimizi kesip son haliyle tulumumuzun bitişiyle birlikte sizlerle olacağız arkadaşlar. Kapşonu bitirelim gelelim. Evet, ben bitirdim. Kenar sık iğnesinde böylelikle tulumumu sonlandırmış oldum. Şöyle bir bakalım arkadaşlar, bakın. Gayet şık, çok güzel. Çok tatlı bir model oldu. Zaten sizler de yaptınız. Elinizde de göreceksiniz ne kadar şık, ne kadar güzel bir model olduğunu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve keyifle izlemişsinizdir. Buraya kadar geldiğiniz için, yaptığınız için elinize kolunuza sağlık. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek videolardan anında haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.